Efendim? Teşekkür ederim. Seni görmek ister her bahtı kara. Tam marşonu söylüyor şimdi. Çok sağ olun, evet. Efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Güzel Ankara'mıza. Sağ olun. CHP Genel Merkezi'ndeyiz. Evet. Fakat biz böyle bir gün önce bizim ekip arkadaşlarımız geliyor ve biz de geliyoruz böyle. Yani insanlar o kadar hoşuna gidiyor ki efendim. Ortak, evet. Değerlerimiz. Öyle. Müthiş. Şimdi dün grup konuşmasında da formdaydınız, onu gördüm. Sağ olun. Oradan da notlar çıkarttım, sorular sormak istiyorum. Tamam. Efendim, Türkiye'nin gündeminde bir kere Sedat Peker meselesi var. Organize suç örgütü lideri olmakla itham edilen bir ismin ortaya attığı iddialar. Sonra Sezgin Baran Korkmaz meselesi, bir otele çekme, o oteldeki ağırlandığı iddia edilen isimler, kişiler, şunlar bunlar çok. İki, ama bununla başlayacağım. En çok üzüldüğümüz konulardan biri bu Sayın Genel Başkan. Evet. Müsilaj koalisyonu. Şimdi belediye sizin elinizde artık, Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak İmamoğlu. Evet. Fakat bu da yılların bir sorunu. İşbirliği kaçınılmaz gözüküyor. Bir kere üzüntümüzü ifade etmek istiyorum. Ve siz ana muhalefet partisi lideri olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sorunun kaynağı ne ve çözüm ne efendim? İsmail Bey, keşke olay bu noktaya gelmeseydi. Ben uzun yıllardır Marmara'nın korunması gerektiğini, bir iç deniz, dünyanın sadece bizde olan bir iç denizi, başka bir ülkede yok. Ve buranın gözümüz gibi korunması lazım. Etrafı tümüyle yerleşim alanları, doğal harikalar var. Kasro Körfezi'ni bilmem bilir misiniz? Olağanüstü güzel bir yer. Ve biz Marmara'yı bu hale getirdik. Şimdi Ergene Nehri var. İstanbul'un atık suları yeteri kadar temizlenmiyor, akıyor. Ki 20-25 yıldır bakıyorlardı İstanbul'a. Maalesef gerekli özeni gösteremediler. Bu noktaya geldik. Şimdi Çevre Bakanlığı bir toplantı yapıyor. Bizim belediye başkanlarımızı da davet ediyorlar. Neyse, en azından bunu yapmaları devlet adabı açısından son derece güzel ve doğal. Ve biz bunu da olağan karşılıyoruz. El birliğiyle biz bu işi nasıl temizleriz diye yapıyorlar, uğraşıyorlar. Bir şeyler yapacaklar. Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama Allah aşkına ya, şu Ergene Nehri'nin doğduğu kaynağa bakıyorsunuz, denize aktığı yere bakıyorsunuz ya. Bir taraf bembeyaz, öbür taraf simsiyah. Ve yıllardır böyle devam ediyor. Mecliste araştırma komisyonları kuruldu. Mecliste önergeler verildi. Defalarca söylendi. Ya yapmayın, etmeyin dendi. Marmara Denizi kirleniyor dendi. Önlem alınmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'nun, araştırma komisyonunu kurdu. Raporun gerekleri dahi yerine getirilmedi. Ve Erdoğan gitti. Tekirdağ'da bir miting yaptı, dedi ki Ergene Nehri içilecek duruma geldi dedi, denize döküldüğü yerde. Ben de dedim ki madem içilecek durumda, o zaman saraya bağla ve iç kardeşim. Bak bakalım içilecek durumda mı değil mi? Yanıltıyorlar mı? Bilmeden mi konuşuyor? Nedir bilemiyorum. Bir, bakın bu konuda... Müsilaj. Evet, bu konuda önlem almak gerekiyor. Süratle bunun nedenleri konusunda üniversiteler çalışıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi de var bunların içine. Nedenleri araştırılmalı ve bu konuda süratle önlem alınmalı. Marmara Denizi'nin temizlenmesi konusunda ne gerekiyorsa yapılmalı. Bizden ne istiyorlarsa, belediye başkanlarımız hazır zaten. Her türlü katkıyı vermeye hazırlar. Üstlerine düşen görevi yapmaya hazırlar. Yeter ki merkezle yerel arasında samimi bir diyalog, samimi bir işbirliği kurulsun. Ayrıca şunun yapılması lazım. Çevre hukukunun oluşturulması ve çevre mahkemelerinin kurulması lazım. Çevre artık 21. yüzyılın dünyasında en önemli alanlardan birisidir. Dolayısıyla çevre hukuku, çevre mahkemelerinin olması lazım. Çevreyi kirletenler konusunda ya da çevre konusunda gerekli duyarlılığı göstermeyenler konusunda da gerekli işlemlerin yapılması lazım. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, bu konuyla ilgili gelişmeleri takip ederken dün hiç beklemediğimiz bir yeni açıklama ortaya çıktı. Ulaştırma Bakanı bir televizyona çıktı ve dedi ki Kanal İstanbul yapılırsa dedi Marmara'nın bu sorunu çözülür. Şimdi biz şaşırdık. Şimdi Kanal İstanbul projesi tabii... Ne ilgisi var? Şimdi onu size sormak istiyorum da şöyle, bilim adamlarımıza, biz bilim insanlarımıza bakıyoruz. Çünkü hayattaki en hakiki mürşit ilim, yani oraya bak. Şimdi Naci Görür, dilerim bu şakadır dedi. Öyle. Çok güvenilir bir isimdir Naci Görür. Öyle. Cemal Saydam da keza öyle. O da dedi ki ne ilgisi var bunun dedi. Efendim, siz bu Kanal İstanbul projesi ve Marmara'nın temizlenmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? İsmail Bey, şunu söyledim. Eğer Kanal İstanbul'a herhangi bir ülke kredi verir veya gelir de ihalesini alırsa,
iktidara geldiğimizde Allah nasip ederse biz o projeyi durduracağız. O ülkeyle de aramıza mesafe koyacağız. O şirketlerin asla paralarını ödemeyeceğiz. O şirketlerin Türkiye'de yatırım yapmalarının önünü tamamen keseceğiz. Çünkü Türkiye'ye hiç kimsenin ihanet etmeye hakkı yoktur. Ne demek Kanal İstanbul? Ya bir sürü kamu kuruluşu bu olmaz diyor. Ama onlar kafaya takmışlar Kanal İstanbul'u yapar. Neden? İstanbul'u rant alanına dönüştürmek ve İstanbul'u parsellemek istiyorlar. Ya İstanbul'a yaptığınız ihanet yetmedi mi ya? Şu müsilaj bile hala sizin aklınızı başınıza getirmedi mi? Kanal İstanbul'u yapıyor, konuşuyor. Efendim bu olursa müsilaj olmazmış. Hangi bilgi, hangi birikim, hangi denetim, deneyim, hangi akılla bunu söylüyorsunuz? Dediğiniz gibi bu konuda konuşması gereken bilim insanları. Bilim insanları konuşacak, araştırmayı yapacaklar, önümüze koyacaklar, biz de bakacağız. Herhalde şaka yapmış diyor. Şaka değil efendim, şaka değil. Rant bunların gözünü bürümüş. Vallahi de billahi de gözünü bürümüş. Ya böyle bir rezalet olamaz. Kanal İstanbul için yapmayacakları, söylemeyecekler hiçbir şey yok. Geçtiğimiz günlerde uluslararası ajanslara bir haber düştü. Ben burada banka ismi söylemeyeceğim ama o haberde iki ayrı ajansta vardı. Şimdi uluslararası finans çevrelerinin artık günümüzde doğayı koruma, çevre konularında hassasiyeti biliniyor. Türkiye'de de bazı bankalar biz bu uluslararası hassasiyet nedeniyle bu Kanal İstanbul projesini finanse etmeyeceğiz diye bir takım anlaşmalar imzalamışlar. İsmail Bey, Türkiye'yi yönetenlerin dünyadaki gelişmelerden haberi bile yok. Bakın bütün uluslararası finans kuruluşları çevre konusunda duyarlı olmayan hiçbir yatırıma finans desteği vermeyecekler. Bunun kararını aldılar. Bu öyle bir şey mi? Bu da öyle bir şey. Çevre tahribatı bu bir. Doğayı mahvediyorsunuz, çevreyi mahvediyorsunuz, tarihi mahvediyorsunuz siz. Vermeyeceğiz diyorlar. Bakın bunların dünyadan daha haberleri bile yok. Eğer biz yeşil mutabakatı yani Paris Sözleşmesi'ni imzalamazsak Türkiye'deki ihracatçı Avrupa'ya mal ihraç ederken ekstra vergi ödeyecek. Neden? Paris Sözleşmesi'ni imzalamadın diye. Yeşil mutabakatı kabul etmedin diye. Yani ekstra vergi ödeyecekler. Peki bunun önlemini alan var mı? Bu konuda geliştirilen bir proje var mı? Dünyadan haberleri yok. Yarın ne olacak? 2 yıl sonra bizim ihracatçı Avrupa'ya mal ihraç ettiği zaman diyecekler ki bir dakika, siz yeşil mutabakatı imzalamadınız, Paris Sözleşmesi'ni imzalamadınız, çevre duyarlarınız yok, iklim duyarlarınız yok, sizin mallarınızdan ekstra vergi alacağım. O zaman bizimkiler diyecekler ki nereden çıktı bu? Ya kardeşim adamlar yıllardır söylüyorlar ve biz Batı'nın bir parçasıyız. Batı uygarlığının bir parçasıyız. O sözleşmeyi biliyoruz. Bütün dünya biliyor. Bütün çevreciler bu konuda duyarlı. Bizim de gençler özellikle çevre konusunda çok duyarlı. Beylerin dünyadan haberi bile. Siz içeriye de mesaj veriyorsunuz ama değil mi? Yani içerideki iş adamlarına, müteahhitlere, bankalara. Evet. Bu konuya katılmayın mı diyorsunuz onlara? Katılmayın tabii. Katıldıkları andan itibaren çok büyük bedeller öderler. Zarar ederler. Bütün kamu kuruluşlarını bırakın bir tarafa. Hı-hı. Bütün ticari kuruluşların temel hedefi kar elde etmektir. Gelir elde etmektir. Hiç kimse zararına bir şirket kurmaz. Eğer siz Kanal İstanbul'a parayı yatırdığınız andan itibaren zarar edeceksiniz. Bir şey soracağım efendim. Acaba bizim burada görmediğimiz hani sizler rant falan diyorsunuz. Biz de böyle yapılaşma, beton falan diyoruz. Acaba bizim görmediğimiz iktidarın gördüğü, bildiği Sayın Erdoğan'ın ısrarının arkasında Türkiye'nin bir stratejik bir beklentisi ve kazancı olabilir mi bu Kanal İstanbul'da? Ne kazancı olacak? Ben merak ediyorum. Ne kazancı olacak mesela? Hiçbir kazancı yok. Ne kazancı? Stratejik olarak ne kazancı olacak? Hmm. Onu da bilmiyoruz. Çıkıp eğer böyle bir kazancı olursa zaten Erdoğan ballandıra ballandıra bunu anlatır. Yani şöyle kazancımız olacak, böyle kazancımız olacak. Şu kadar kişiye istihdam yaratacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Etrafında fabrikalar olacak. Ne olacak? Etrafında binalar olacak. Gene beton ekonomisi. Gene beton ormanı. Ya yeşili beton ormanına dönüştürdüğünüz andan itibaren orada canlılar kalmaz ya. Müsilajı görmüyorlar mı? Peki bunlar? Anladım. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu. Bir de karada müsilaj olacak. Yani Kanal İstanbul'u yapacaklar. Hı. Etrafına beton ormanları yapacaklar. İnsanlar orada yaşayacakmış. İnsanlar orada nasıl yaşayacak ya? İnsan ağaç görmek ister. Kuş görmek ister. Karınca görmek ister, park görmek ister, gezmek ister, koşmak ister, eğlenmek ister. Siz bunların tamamını yok edeceksiniz.
Şimdi dün grup konuşmanızı bugünkü yayın için hazırlanırken dikkatli izledim. Hatta evet. Bazı bölümlerini ikinci kere izledim, evet. Notlar aldım. Orada dikkatimi çeken sizin bu erken seçim konusundaki çıkışlarınız oldu. Evet. Bugüne kadar hiç yapmadığınız kadar net ve sert çıkışlar, evet, yaptınız. Ki bir gün önce gençlerle de buluştunuz. Biz onu dün Demokrasi, evet, Meydanı'nda da... Onlara da öyle söylediniz. Evet. Şimdi siz artık deneyimli bir siyaset insanısınız. Şimdi seçimler kaybettiniz. En son seçimi, evet, kazandınız. Evet. Koordinasyonunuz, evet, altında. Erken seçim diyorsunuz ya efendim. Ne olacak? Erken seçime gidersek biz ne olur? İsmail Bey, Türkiye yönetilmiyor. Gerçekçi olalım. Hı. Yönetilmiyor. Ve Türkiye savruluyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Bakın çok net ve herkesin anlayabileceği bir örnek vereyim size. Lütfen. Akdeniz'de bizim bir gemimize arama yapılacaktı. Roma Büyükelçiliğine diyorlar ki Türk gemisinde arama yapacağız. Büyükelçi diyor ki bana izin verin, Ankara'yla konuşayım ve size döneyim. 4 saat Ankara'da kimse Erdoğan'a ulaşamıyor. Arama yapacağız diyorlar. 4 saat geçti. 1 saat daha bana izin verin diyorlar. 1 saat geçiyor. 1 saat sonra da kimse ulaşamıyor. Nerede o sırada Erdoğan? Nerede? Erdoğan nerede? Erdoğan toplantılarda. Yani ulaşamıyorlar. Evet. 5 saat geçiyor. Bakın ya savaş olsaydı ne olacaktı? Çünkü Dışişleri Bakanlığı devre dışı bırakılmış. Sarayda ayrıca kim Dışişleri Bakanı? Çavuşoğlu. Diğerleri de konuşuyor. Kim? Kalın mı? İbrahim Kalın da konuşuyor. Ama o da Cumhurbaşkanı sözcüsü. Aynı. Peki niye Dışişleri sözcüsü yok? Niye o konuşuyor? Dışişleri Bakanlığı neden devre dışı bırakıldı? Aslında Dışişleri'nin bir sözcüsü var ama çok konuşmuyor galiba. Bilmiyorum. Konuşturamıyorlar ki. Konuşturmuyorlar artık. İbrahim Kalın konuşuyor. Milli Savunma Bakanı. O da dış politikada aktör olarak geziyor. Ama aktif. Gidiyor geliyor. İşte aktif, o da gidiyor geliyor vesaire falan filan. Tek elden yürümüyor. Bakın tek elden yürümüyor. Sistemde bir sorun mu var efendim? Onu mu demek istiyorsun? Sistemde bir sorun değil. Çok sorun var. Esas sorun ne sistemde? Esas sorun yönetilememesi. Ve bütün yetkilerin bir kişiye bağlanması. Hmm. Bir kişiye bağlandığı için bizde güzel bir atasözü var ya. Bir koltuğa 2 karpuz sığmaz. Siz bırakın 2 karpuzu. 50 tane karpuzu vermişsiniz. E koltuklar almıyor bunu. Yetişemiyorsunuz. Çözemiyorsunuz sorunları. Resmi gazeteyi bile doğru dürüst çıkaramadı ya. Cumhuriyet tarihinde resmi gazetede hata olmazdı. Bunlar tarihte bile hata yaptılar. Yani dediğim gibi yönetilemiyor yani. Dolayısıyla sistemde ciddi bir sorunumuz var. Tamam. Bu sorunun çözülmesi lazım. Dolayısıyla sorun nasıl çözülecek? Çözmek istemiyorlar. Artı çok kirlendi. Ciddi bir çürüme var. Devlette liyakat yok. Devlette gerçekten ciddi bir çürüme var. Ve bakıldığı andan itibaren, devletin yapısına bakıldığı andan itibaren tümüyle yandaşlara hizmet eden, belli çıkar gruplarına hizmet eden bir devlet yapılanması çıktı ortaya. Ve bunun üzerine hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Mafyanın Cumhur İttifakı'nın 3. ortağı olduğu kapalıydı. Gayet açık bir şekilde, net bir şekilde ortaya çıktı. Ve Türkiye'nin temizlenmesi lazım. Kirlilikten arınması lazım. Temiz bir devlet yapısının ortaya çıkması lazım. Seçim ne olur mu bu? Bunun tek çıkış yolu var. Seçim. Nasıl? Nasıl efendim? Gideceğiz seçime. Evet. Şimdi vatandaşın hakemliği son derece değerlidir. Demokrasilerde asıl olan vatandaşın hakemliğidir. Sıkıştık mı? Gel kardeşim. Ben yönetemiyorsam sen seç bakalım kim yönetecek. Erdoğan kendisine güveniyorsa çıkar milletin karşısına, der ki şunlar var ya erken seçim istiyorlardı. Gelin erken seçimi yapalım, onlar da boyların ölçüsünü alsınlar. Benim ne kadar güzel bu devleti yönettiğimi görsünler ve bunun hakemliğini de halk yapsın. Türkiye bu kirlilikten arınmak zorundadır. Türkiye temizlenmek zorundadır. Türkiye iyi yönetilmek zorundadır. Sadece içeride değil, dışarıda da, devletin yapılanmasında da yeniden Türkiye'nin inşasına ihtiyacımız var. Şimdi mesela seçime gitsek, diyelim bu sonbahar, siz bu sonbahara da mı evet diyorsunuz? Vallahi ne zaman olursa. Bu sonbahara da evet. Evet, bu sonbaharda. Çünkü gecikilen her günün maliyeti artıyor. Topluma maliyeti artıyor. Esnaf öyle, kahveci öyle, simitçi öyle, pazarcı öyle, sanayici öyle, iş adamı öyle. Ben gidip görüşüyorum bu insanlarla, konuşuyorum. Mesela sanayici, ben önümü göremiyorum. Önümü göremediğim için yatırım yapamıyorum diyor. Dolar ne olacak bilmiyorum diyor. Enflasyon ne olacak bilmiyorum diyor.
İki Trakya büyüklüğünde alan artık Türkiye'de ekilmiyor. Çiftçi perişan oldu. E şimdi baktığınız zaman Türkiye'nin yönetilmediğini görüyorsunuz. Ya İsmail Bey, Allah aşkına söyler misiniz ya? Merkez Bankası'nın 128 milyar doları kanuna aykırı bir şekilde Hazine ve Maliye Bakanı tarafından birilerine satılırsa ve kaçtan satıldığı bilinmezse, ya bu olay bir hükümeti devirmeye tek başına yeterli bile. Peki bundan Türkiye nasıl arınacak? Sandık koyarak, vatandaşın hakemliğine başvurarak. Belki vatandaş diyecek ki ya 128 milyar doları götürmüşler ama bir 128 daha götürsünler. Tekrar oyumuzu vereceğiz. İktidar bizzat Sayın Cumhurbaşkanı da bütün bu işlemlerin yasal olduğunu, mevzuata uygun olduğunu, bu 128 milyar ve piyasa koşullarına göre yapıldığını söylüyor efendim. Hani bir anlaşma imzalandı. Yasal olduğunu hiç söylemedim. Hiç söylemedim. Merkez Bankası'nın kasasında dedi. Kasasında Türk lirası diyorlar aslında. Tabii, şunu söylemeye, yani dolarlar satılmış olabilir ama Türk lirası karşılığı duruyor demeye getiriyorlar. O da piyasada diyor. Yok öyle bir karşılık. Yok mu? Yok efendim. Merkez Bankası'nın şu anda net rezervi söyleyeyim size. Lütfen. Tam rakamı söyleyeyim size. Merkez Bankası'nın net rezervini söyleyeyim. Eksi 47 milyar 600 milyon dolar. Bu ne demek efendim? Eksi 47 milyar ne demek? Eksi şu demek. Merkez Bankası'nda hiç bir dolar dahi ya da bir sent dahi kendisine ait bir para yok. Bu para dışarıdan alınıp getirilip ödünç olarak alınıp getirilip Merkez Bankası'nın kasasına konan para. Para var deniyor ama bu paranın 47 milyar dolar var deniyor. 47 milyar 600 milyon dolar ama bu para başkasının parası. Yani siz gidersiniz birisinden borç alırsınız, harcama yaparsınız. Para sizin paranız mı? Hayır, zamanı gelince bunu ödeyeceksiniz. Buna swap diyorlar. Yani bizim Merkez Bankamızda şimdi bu 128 milyar dolar bu işlemlerden sonra gittiği gibi biz eksideyiz. Eksi 47 milyar 600 milyon dolar eksideyiz. IMF tanımına göre. İşte bunu da ülke başka tanıma göre daha fazla. Ana marifet lideri iddia ediyor. Çıkıp bunu söylemeleri lazım efendim, o zaman. Bu Merkez Bankası'nın zaten yayınladığı bilançolardan yayınladığı hesaplardan çıkıyor. Ben çıkarmıyorum bunu. Bu ülkenin bütün iktisatçılarına sorun, bu rakamı veriyoruz. Biz onları alıyoruz. Kendi iktisatçılarımız da var. Onlara da baktırıyoruz zaten. Peki dönelim. Diyelim bu sonbaharda sizin istediğiniz gibi. Sadece siz değil bu arada. Evet. Babacan'da, Akşener'de, Millet İttifakı'nın diğer ortakları. Mesela... Ülkesini seven herkes söylüyor. Ne söylüyor? Bak herkes diyor ki sandığı koy kardeşim. Diyelim sonbaharda seçim var. Evet. Kasım'da. Ne olacak orada? Biz ne göreceğiz? Millet İttifakı'nın iktidarını göreceksiniz. İktidar değişecek. Değişecek. Siz ve dostlarınız. Çünkü ben bu ülkede yaşayan insanların ferasetine inanıyorum. Bu ülkede yaşayan insanlar Türkiye'nin yanlış yönetildiğini görüyorlar. AK Partili kardeşim de görüyor bunu. MHP'li kardeşim de görüyor bunu. Bir ülke böyle yönetilemez. Bir ülke böyle perişan edilemez. Bir ülkede yaşayan 83 milyon kişi Londra'daki bir avuç tefeciye teslim edilemez. Kahveciyi perişan edemez, simitçiyi perişan edemez, sanayiciyi perişan edemez. Bakıldığı zaman Türkiye'nin yönetilmediğini görüyorsunuz. Saraydaki kişi etrafa bakıyor, sarayda herkes memnun. Sarayın dışında ayrı bir dünya var. İki dünya yaşıyor Türkiye. Sarayın dünyası, sarayın dışındaki dünya. Sarayda sadece Erdoğan yok, onun bir de beslemeleri var. Onunla beraber çalışan insanlar var. O insanların her birisi neredeyse ayrı ayrı birden fazla yerden maaş alıyorlar. Bir maaş alan, iki maaş alan, üç maaş alan, beş maaş alan var. Ve bu maaşlar öyle, ben diyorum ki her bir yerden 10 bin lira, 10 bin liradan çok daha yüksek alan var. Artı ayrıca aylığını dolar olarak alan da var. Bir şey söyleyeyim, bu Deniz Yılmaz sizin milletvekiliniz var ya efendim. Evet. İnanılmaz çalışıyor, görüyorum onu, böyle belgeler falan koyuyor. Dün de işte bir bürokratın yine iki maaş aldığını, üç maaş aldığını falan koymuş. Dolar bazında, Türk lirası bazında alınan evrak paralar. Evrak koyuyor ortaya. Tabii tabii, zaten yönetim kurulu kararıyla alıyorlar bu paraları. Alıyorlar. Dışarıda ne kadar var? 10 milyonun üstünde işsiz var. İsmail Bey, 10 milyonun üstünde işsiz. Peki, var. Sayın Kılıçdaroğlu, ya bu vicdansızlık değil mi? Şimdi siz seçime giderken mesela ne diyeceksiniz halka? Diyeceksiniz ki mesela halkımızı biz gidiyoruz Millet İttifakı adayı olarak ve Millet İttifakı olarak. Evet, evet. Ne diyeceksiniz? Yani ne için size oy versinler? Türkiye'yi yeniden demokratik anlamda yeniden inşa edeceğiz. Güçlü parlamenter sisteme geçeceğiz. Tek adam rejiminden Türkiye'yi kurtaracağız. Siyaset kirlilikten arınacak. Temiz bir siyasetle yolumuza devam edeceğiz. Demokrasiyi
demokrasi gelişmiş ülkelerde, Avrupa Birliği'nde hangi demokratik standartlar varsa kendi ülkemize getireceğiz. İsmail Bey, şimdi bekliyorlar Avrupa Birliği fasıl açsın, bize düzenleme yapalım. Ya arkadaş, niye fasıl açsın? Ya niye bekliyorsun? Yani bizim insanımız üçüncü sınıf demokrasiye mi layık? Kardeşim, sen oturursun, bütün demokratik standartları kendi ülkende yasalaştırırsın. Dönersen Avrupa Birliği'ne ne standardı diyorsun kardeşim? Ben hepsini yaptım ama zaten. Ama hukuk reformu açıyorlar efendim. Paket açıklıyorlar sürekli. Mesela geçtiğimiz hafta da bir paket. Ne oldu? Bakanı söyledi. Hayır, ne oldu? Ne oldu? Bir sürü açıkladılar. Hiçbirisi olmadı. Sonuç mu üretmiyor? Efendim, parlamentoya gelmiyor bunlar. Laf olarak söylüyorlar. Hı. Ne Aha. diyorlardı? Sabahın altısında evler basılmayacak. Polis tarafından basılmayacak. O laftan sonra bir sürü insanın evi sabahın köründe basıldı. Bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Daha dün Öğmen yazıyordu. Evet. İşte evime geldiler sabah. Evet, işte sabah köründe evime geldiler diyor. Tutuklama istisnai olacak diyorlardı. Tabii. Şimdi buyurun bir tweet atın bakalım. Nasıl gözaltına İçeri alıyorsunuz? Girersiniz. Tabii. Çıplak arama yapıldı. Kadınlarda çıplak bu arama. İddia doğru mu efendim? Efendim, iddia doğru mu değil. Efendim, yönetmelik böyle. İçişleri Bakanlığı yönetmeliğine göre çıplak arama yapacaksın diyor. Orada güvenlik güçlerini suçluyorlar. Efendim, güvenlik güçlerinin suçu yok ki. İçişleri Bakanlığı'nın çıkardığı yönetmelik çıplak arama yapacaksın diyor. Kadınları soyuyorsunuz, çıplak arama yapıyorsunuz. Bu insan haklarına aykırı değil mi? Yönetmelik değişti mi? Hayır, değişmedi. Şu ana kadar benim bildiğim kadar o yönetmelik aynen yürürlükte.